Söyleşileri hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Almanya'dan Ömer Çiğdem Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla, teşekkür ederim. Sizi tanıyalım Ömer Bey. Ondan sonra sorularımızı soralım. Güzel, zevkli bir konuşma olacağına inanıyorum ben. Bir sürü şey öğreneceğimize çok inanıyorum. Lütfen kendinizi biraz tanıtır mısınız? İnşallah abla, Allah dilimize güzellik versin, güzeli konuştursun, doğruyu konuştursun. Konuştuğumuz şeyler aşkı, şevki kuvvetlendirsin hizmetimiz içinde inşallah. Benim ismim Ömer Çiğden, Sinopluyum. Sinop'un Durağan ilçesindenim. 38 yaşındayım. İki çocuk babasıyım. Allah başlasın. 10 yıl oldu, 10,5 yıl oldu Almanya'ya geleli. Esnaflık yapıyorum. Kuaförüm, 29 yıllık erkek kuaförüyüm. Çocukluğumdan beri işimizi yapmaya çalışıyoruz. İlk sorumu hemen oradan sorayım ben size. 10 yıl oldu geleli dediniz Almanya'ya çıkalı. Bu bir hicret miydi? Nedeni neydi? Sizi dışarıya ne itti? Ben evlilikle buraya geldim. Güzel. Evlendim. Sinop'ta da kuaförlük işi yapıyorum. Kendi dükkanım vardı. Eşimle işte Allah'ın emriyle istedik. Ve evlilikle buraya geldik. 10,5 yılın yarım sene sonra hizmetle tanıştım burada. Abilerimle tanıştım. Almanya'da tanıştınız. Aslında Türkiye'de tanıştım da Türkiye'de Allah ebeden razı olsun 22 Temmuz'dan beri aslanlar gibi yatan ağabeylerim var, abim var içeride hala, dualarım da hepsi. Biz orada abilerimiz bizimle ilgilenirken biz Allah biliyor hiçbir şuur, hiçbir yani böyle gırgır muhabbet olsun diye gidiyorduk. Esnaftım o zaman, esnaflara bakan abim vardı. Ben gidenleri dengeliyordum. Diyordum bu hafta gitmeyelim işte Allah affetsin. Dünyalık işler vardı. Ama gideceğim zaman da arkadaşları böyle tek tek gezerdim. Bakın derdim geçen hafta gitmedik bu hafta mutlaka gidelim. Allah orada şimdi düşünüyorum Almanya'ya gelince düşünüyorum Allah. Farkında olmadan hizmet ettiriyordu yani böyle bir öğrenme gibi düşün abla. Orada başlamıştı bizim hikayemiz. Buraya geldim işte yarım sene sonra abilerimle burada tanıştım. Allah'ımıza şükürler olsun. Allah ayağımızı kaydırmasın. 10 yıldır bu hizmetimizin içindeyiz. Merkezindeyiz. Böyle devam ediyoruz abla. Allah. Çok şükür. Genelde hepimize sorulur. Ben de size sormuş olayım. Bu sizinle ilk konuşmamızda sizi tanımış oluyorum. Sizi en çok etkileyen neydi hizmet hareketinde? Kalbinizden vuran? Hizmet hareketinde beni en çok etkileyen hocam. Hocam benim için çok değerlidir. Ben çok şey bilmem abla. Okumayı da çok sevmem. Hizmetin içinde olup böyle bir karakterik özelliğim var. Allah en azından hatırladım. Dürüstsünüz. Dürüstçe söylüyorsunuz. Ne yazık ki çok okuyoruz çünkü. Çok, çok özür diliyorum. Böyle çok konuşmaları beceremem. Konuştuğum zaman da kitabın ortasından konuşurum. Bu huyumu da hiç sevmem. Duygularımı da içime atamam. Hocamı seviyorum. Hocamı işte buraya gelince abiler vesile oldu. İşin içine girdik. Sahadayız. Allah'ımıza şükürler olsun. Her türlü koşturuyoruz. Allah ayağımızı kaydırmasın. Hocam beni çok etkiler. Ben dinlemeyi çok seviyorum. Görselciyim. Ben 24 saat hocamı hiç sıkılmadan dinlerim. 1973'e kadar arşivim var. Dükkanımda tıraş ederken diyeyim. İki telefonum vardır. Birinden müzik açarım. Birinden de kulaklığı takarım. Ve büyüğümüzü devamlı dinlerim orada. Okumam olmasa da ama devamlı böyle videolarını tarih tarih bilirim. Videonun içinde burada ne diyecek. Detaycıyımdır bir de abla. Böyle de bir duyum var. Detaycıyımdır. Orada hocam yani nasıl tarif edilir abla bilemiyorum ama Allah şahit buna yemin edebilirim. 1973'ten sene 2020, 1973'te bile şunu diyor, sövene dilsiz, dövene elsiz diyen bir hocamız var. Ben rahleden gelmedim abla, onu öncelikle söyleyeyim. Ben ülke ocaklarında yetişmiş, ülkücü meçrepten gelen, sülaleden gelen birisiyim abla. Biz sokaktan geldik diyeyim yani daha doğrusu.
ağzı bozuk bir insandım. Ta ki hizmetle tanışana kadar. Irkçı bir insandım. Ülkücü orada yetiştiğim için. Ta ki bu hizmetle tanışana kadar böyle bir baltanın ağacın dallarını budaması misali içimizdeki o ırkçılık, işte kötü duyguların hepsini budadı. Budadı diyelim yani. Hocamız budıyor ve hala da budıyor yani. Mesela sosyal medyadan abla örnek vereyim. Canımı yakmak için abla orada sosyal medyayı kullanmaya çalışıyoruz. İzzetimizle, şerefimizle, efendiliğimizle burada kullanmaya çalışıyoruz. Orada mesela canımızı yakmak için annemin mezarından başlıyorlar. Küçük çocuklarımdan başlıyorlar. Mesela demin demiştim ben çok ağzı bozuk bir insanım. Allah şahittir. Geriye dönüp bütün hesaplarıma baksınlar. O kadar küfür etmelerine rağmen hiçbirine açıktan cevap yazmadım. Çok yazdım. Evet. Böyle Facebook'un bana verdiği bütün kelimelerle yazdım. Küfür yazdım. Ama enter'a basamadım abla. İşte o hocamdan aldığım diyeyim şu uç kadar düşün yani terbiye, ahlak. Ailemin bile veremediği diyeyim yani. Babam kamyon şoförü benim. Ufak bir ilçenin kamyon şoförünü düşün. Cevap yazmadım. Bunları hep hocamızdan öğrendik. Kendimizi frenlemeye çalışıyoruz. Canımızı yakıyorlar. Sinir uçlarımıza basıyorlar. Ama ona rağmen kendimizi frenlemeye çalışıyoruz. Hocamız büyük bir öğretmen. Örnek her şeyiyle, oturmasıyla, kalkmasıyla, her şeyiyle bir örnek yani. Bana hocam yeter yani. Ben başka bir paylaşımlarımda bile bir mesela Alparslan hoca demem ben mesela. İki koltuk altında iki karpuz taşınmıyor. Onu severim, sayarım, örnek veriyorum. Güzel bir paylaşımı varsa. Ama benim bir tane hocam var abla. Bizim sevdamız bir söz var. Çok paylaşırım onu. Altı harfli, hizmetli. Biz hocamızı seviyoruz, arkasındayız. Esnaf da olsak, ne olursak olalım. Bu süreçte işte hocamıza olan sevgimizden her şeyimizi kaybettik. Başta babamız evlatlıktan silerek. Sülale, hepsi gitti yani abla. Hiç önemli değil. Evet. Öyle. O benim için değerli mi? Hocamı seviyorum. Çizgisini değiştirmedi. Dediğiniz gibi budamıştı, budamaya devam etti. Bir hani dediniz ya çok yıl, hani güzel bir hazineniz var o anlamda. Eskilerden sohbetleri de saklıyorum dediniz. Güzel bir arşivim var dediniz daha doğrusu. Hiç değişmemiş bir çizgi. İnsana çok şey kanıtlıyor gerçekten. Çok değerli o anlamda. Hodri meydan. Buradan söylüyorum. Hodri meydan. O medyaya da söylüyorum. Hoca Efendi'nin ben 38 yaşındayım. Burada şuurlu olarak diyeyim 10 senelik hizmet ediyorum. Türkiye'yi de içindeydim ama abilerim ilgileniyordu ama ben içinde değildim yani. Gidiyordum geliyordum ama hiçbir şuur yoktu. Hiçbir vazifemiz yoktu. Hayatına baksınlar abla. O her gün ona yazmadıklarını, söylemediklerini, hakaret, ağza alınmadık. Her şey ona çarpıyor. Her şey. Bir tane Hoca Efendi'nin Hodri meydan diyorum. O bana işte bu küfür ettin, ben de bunu söyleyeyim. Bana bu hakareti yaptın. Hayatına baksınlar abla. Bir tane kötü sözü yok. Ve yemin ediyor, bugün Herkülname'de hatırlıyorum. Allah şahit diyor, sizler de şahitsiniz diyor. Mollalarını gösteriyor. Ben onlara her gün dua ediyorum diyor. Ahiretlerini hani mahvediyorlar. İnşallah tövbe fırsatı olur. Yani biri sövecek. Sen ona dua edeceksin. Karşılık vermeyeceksin. Yani bu sıradan bir şey değil abla. Karşı taraf baktığında bir cami imamı olarak görüyor. O arşiv dinlediğinde bir beyin fırtınası var. Onlar sensin sıradan bir cami imamı. Evet. Hayal ettiklerini, onlar onun hayata geçirdiği faaliyetleri diyeyim ya. Kurumlar olsun. Ya benim gibi ağzı bozuk bir insanı diyeyim yani abla. Dürüst olalım, beyaz sil olalım yani. Bana bile tesir edebiliyorsa benim geçmişim köşede bekliyor abla. Çünkü ben molla torunu değilim. Ben kamyoncu bir adamın oğluyum abla. Ama ben bile kendime bir fren sistemi, arabadaki bir fren sistemi gibi bunu yapıyorsa bu benim güzelliğim değil. Bunu bana veren önce Allah sonra vesile kılan Hoca Efendi abla.
bir nimet ama biz anlayamıyoruz. Ben bu sözleri bile ben kendime söylerken, bunu söylerken ekran karşısında utanıyorum. Haddime değil. Hoca Efendi'nin birinci dairedeki abilerime bak. Hepsi pırlanta gibi. Halit Esender abi, Bahattin abi, İsmail abi, hepsi yani onun gölgenin iz düşümü gibi düşün. Hepsi yani örnek alınabilecek o kadar yani güzel şeyleri var ki. Göremeyen kör gözlere yani abla yani. İşine gelince hani keşke diyorum abla. Keşke bana da çocukken birileri vesile olsaydı da çocukken girseydim de bugün cezaevlerinde sürünseydim. Hiç abla hiç önemli değil yani. O büyük bir nimet kıymatını bilene. Kim derse desin abla. Kötü söz sahibine. Biz kendimizi ondan öğrendiğimiz şekil bunu muhafaza etmeye çalışacağız. Üslubumuz, namusumuz mevzusunu dengede götürmeye çalışacağız. Allah ayağımızı kaydırmasın. Çok amin. Sinir uçlarımıza dokunuyorlar ama Allah'a havale ediyoruz. Amin. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Allah sadakatinizin sevabını nasip etsin. İnşallah. Çok sevdiğiniz belli. Çok güzel cümleler içerisinde bu sevginizi belli ettiniz. Hani vesile olan o. Hani bir putlaştırma, bir bambaşka yere koyma değil. Gerçekten hani, çok güzel ifade ettiniz. Biz inancımız var. Allah'ı biliyoruz. Peygamberi biliyoruz. Kutsal ne biliyoruz. Benim abilerim Berber Ömer dahi. Ben de bir abiyim. Çünkü büyük küçük yok bizim içimizde. 50 yaşındaki adam da bana abi diyor. 10 yaşındaki çocuğa da abi diyorum. Bu terbiyeyi de öğreten hoca efendi. Biz benim hizmetin içindeki her abim ve her ablam sokaktaki gezen bir insan değil. Bir gün camilerde hocayım diye gidip çıkan insanları o kürsüye çıkan insanları benim hizmetimin içindeki en aşağıdaki abim bile cebinden çıkarır bilgisiyle. O hizmetten öğrendikleri bunu öğreten hoca efendi. Bu şuuru veren bu Allah ebeden razı olsun ondan. Allah ona uzun ömürler versin. Dualarımız, hayallerimiz, her şeyimiz onun üstüne. Varsın birileri putlaştırıyor desin. Açtın kalbime mi bak? Ahiret var, inanç var. Biz kendimizi bilen insanız abla. Aklımız, şuurumuz, irademiz başımızda. Ben 38 yaşındayım, iki çocuk babasıyım. Ben birisinin vesilesiyle hizmete girdim. Önce Allah. Ama şimdi bu kadar fırtınaya rağmen ben kendi irademle buradayım abla. Kimsenin bir şeyiyle değilim yani. Bedeli ne olursa olsun. Evet, çok önemli bir şey söylediniz. Hemen oradan sorularıma da bakıyorum bir yandan. Ona doğru yönlendireceğim. Fırtınaya rağmen buradayım. Aslanlar gibi değil mi? Hani gerçekten inanarak diyorsunuz. Sorum oydu benim. Siz cevabını verdiniz ama biraz daha dinlemek isterim. Hiç 15 Temmuz'dan sonra hiç acaba dediniz mi? Şu söylediğime Allah şahit olsun söylediğime. Mübalağa yapıyorsam, laf olsun diye diyorsam. Ben hayatta oynamam abla. Oynamayı da beceremedim. Oynasam babama oynardım. Müşteriye oynardım. Ne bileyim. Esnafım, işim endeksli, şeye endekli, insana odaklı. Ben fabrikada çalışan bir işçi değilim. Ben devlet memuru değilim. İşe gitmediğimde maaşım yatsın, böyle bir şeyim yok. Ben çalışırsam evime ve rızık götürüyorum. Ben Allah şahit olsun ki esnaf olduğum halde abla, zerre ucu kadar kalbime, fikren, zikren, acaba bu abilerim yapmış mıdır? Allah şahit olsun ki böyle bir şey gelmedi abla. Beni bilen bilir sosyal medyada. Ben dün söylediğimin bugün 10 katını söylüyorum. Niye söylüyorum? İnsanın başını dik tutan davasının haklılığıdır abla. Hizmetin her ferdine baksınlar abla. Önce hocamıza baksınlar. Hayatını araştırsınlar. Hizmetin etrafındaki abilere baksınlar. Hani bir gün birileri sosyal medyada işte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Allah her şeyi görüyor. Zaman her şeyin ilacı abla. Benim kalbime öyle bir şey gelmedi abla. Biz abdestimizden şüphemiz yok. Bu kadar yani. Kısa bir öz abla. Benim abdestimden şüphem yok. Hocamdan şüphem yok. Abilerimden şüphem yok. Ablalarımdan şüphem yok. Hocamı seviyorum. Onu sevenleri de seviyorum. Evet.
Razı olsun. Peki şöyle devam edelim. 10 yıldır dışarıdasınız. Yani daha doğrusu Almanya'dasınız. Artık dışarısı içerisi yok. Orası da bir memleketi oldu. Hizmetin Almanya'da nasıl anlaşıldığını biraz anlatır mısınız bize? 10 yıl önce nasıldı? 10 yıl boyunca nasıldı? Şu an nasıl? Almanya Wuppertal, Nordrhein-Westfalen eyaletindeyim. Oranın Wuppertal diye bir şehrindeyim. Bizim burada mesela elhamdülillah Enerve'nin ilk kindergartını açtık. Türk kindergartını. Kindergarten anaokulu demek. Bir tane Real Schule'miz var. İlkokulumuz var. 55 dönümlük ormanın içinde. 22 senelik dershanemiz var. Elhamdülillah hiçbir şey yani sarsıldık ama yıkılmadık. İlla ki bize çarptı, bir şeyler çarptı. Sarsıldık ama Almanlar her şeyi biliyor abla. Gerçi yanlışı da doğruyu da biliyorlar. Kimin ne olduğunu biliyorlar. Türklere gelince abla bazıları öğrencilerini çekenler oldu. Sonradan geri getirenler oldu. Yani bu bir süreç abla yani. Kimse şunu diyemez. İşte biz bundan etkilenmedik de işte şöyle olmadı böyle olmadı hani halk tabiriyle illaki bize vurdu. Ama hizmet devam ediyor abla. İlk zamanlar işte kurumların bazılarına saldıranlar oldu. Ama burası hukuk devleti. Hani şöyle diyeyim Muz Cumhuriyeti değil abla. Burası Almanya hukuk devleti. Adama burada böyle dokunuyorsun 1.000 eurodan başlıyor. Burada herkes bunun bilincinde abla. İlk zaman böyle bir gaza geldiler. Sonra balonun fıs diye inmesi gibi indiler yani. Benim dükkanıma da zarar verdiler abla. Anlatır mısınız? Neler Tabii. oldu? Neden siz? Tekerlerine çomak soktuğumuz için abla. Sosyal medyada şey olduğumuz için yani böyle. Kullanıcısınız. Sosyal medyaya da konuşalım. O bir sorumdu ama sosyal medyada aktifsiniz. Aktif şekilde kullandınız. Ayan beyan abdestinizden şüpheniz olmadığını, fikirlerinize arkasında durduğunuzu belli ettiniz, değil mi? Açık Evet. ve net bir şekilde. Evet Sonra ne ama oldu? bu işte abla müşterilerim olsun gece mesela yaşadığım olayları anlatayım. Gecenin Lütfen. içinde arayıp gizli numaradan arıyorlar. Küfür edenler, genç müşterilerim. Polise dahi vermedim. Çünkü çocuk bunlar. Gençler şimdi. Benim müşteri konseptim genelde genç abla. Yani yakmak istemedim çocuklar. O kendi dünyasında numarayı gizleyerek küfür ettiğinde çıkmayacak zannediyor. Biz de onun oynadığı gibi oynadık. Mesela küfür edenler oldu. Bir gün bir cumartesi günü geldim. Dükkanımın anahtar deliğine Japon yapıştırıcısı boşaltmışlar. Abla. Ondan sonra burada Avrupa'da bir gazete olan, Türkiye'nin şey gazetesi olan bir gazete tam manşetten iki sefer bize haber yaptı. Dava açtık onlara o zaman. Sosyal medyadaki abi ablalarım bilir. O davada abla 250 bin euroluk irade tedbir uygulandı gazeteye. Ve işte bunların çıkardığı o dört harfli ihbar hattı vardı. Onu kapattırdık o zaman abla. Çok sağ Buradaki dava bizim şahsımızın, ismimizin yazılmasının hiçbir önemi yok. Benim hocamın manşetten yapmışlar, hocamın dua eden resminin altına yazmışlar işte kanlı bilmem ne örgütünün üyeleri, ismi Ömer Çiğdem, Almanya, Wuppertal'da açık ismimi yazdılar öyle. Ben bunu şeref madalyası diye taşırım. Hocamla ismimin yan yana olmasını bu bizim için bir tehdit değil. Bir sorun da değil. Hakkımda Türkiye'de bir kamyon dosya var. Tesbih misali ha bir fazla ha bir eksik. Hiçbir değişen bir şey yok. Biz mazlumun tarafındayız. Biz inancımızın bedelini ödüyoruz abla. Kimse bize akıl vermesin. Kimse yani bizi yani yerimizi biliyoruz abla. Durduğumuz yeri biliyoruz. O dükkanımı işte abla anahtar deliğine şey yaptılar. Japon yapıştırıcısı boşalttılar. Polise ihbar ettim. Hatta o zaman bir video çekmiştim. Orası bir bahnhof. Yani nasıl diyeyim? Tren istasyonunun içindeydi. Pasajın içinde. Burası hukuk devleti olduğu için insan hakları çok ön planda. O orada kamera kaydı. İnsanlar hep geçtiği için kamera çekiyor ama depolama yapamıyormuş. Suçmuş depolama yapmak. O yüzden şahsı muhteremi bulamamıştık o zaman abla. Yani camını kırdılar. Bir sürü olay yaşadık yani abla. Ama inancımızdan bir gram geri
Dönmemiş. Bunu bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir. Sıkıntı yok. Benim hocama demin söyledim size abla. Ben kuaförüm. 29 yıllık kuaförüm. 10 yıldır buradayım. 7 yıldır dükkan işletiyorum. Bu dershane olaylarında başladığı süre içerisinde 2 tane cami cemaatinden bir müşteri geldi. Trabzonlu, orijinal Trabzonlu. Yaşadığım bir olayı anlatayım. Lütfen. Dükkanım büyüktü abla. 150 metrekareydi. 15 koltukluydu. Bayan erkek. Tıraş ediyorum. 2 müşteri var. Birini ediyorum. Biri oturuyor. Bu yaşlı amca oturdu. Babamın babası yaşında. Ha bu dedi kasteyi mi alıyorsun dedi. Uzaktan bana böyle bekleme yerinde. Evet dedim bu kasteyi alıyorum. Ramazan günüydü abla. Hatırladım. Dedi bu kaste dedi vatan hainidir dedi. Trabzon şivesiyle. Amca dedim bu bir hainlikse dedim ben de bu hainlerin içindeyim dedim. Bıraktım makası dara yanına gittim. Dedim dayıcım dedim bir şey soracağım dedim. Kur'an diyor ki dedim birine bir şey diyebilmen için 4 tane şahit getir diyor dedim. Sen bu hainliği ne gördün bizim bilmediğimiz dedim. Bizimle paylaşsan dedim. Ben Kur'an ayet deyince abla ben dedi demedim dedi. 2 kişi bunlar. Birisi konuşuyor öbürkü hiç mevzuya girmedi. Öbür amcaya dedim amca dedim. Siz dedim şahitsiniz dedim ben ağzımın orucuyla yalan konuştum dedim şimdi sana bir soru soracağım konuşacaksan Allah için konuşacaksın dedim bu amca dedim hain dedi mi dedim dedi deyince bu köşeye sıkışınca bana saldırgınlaştı kim ya dedi bu dedi hoca dedi böyle bir mermer masa vardı abla böyle yukarıdan aşağı daldırdım mermerin ortasına bir tokat koydum dedim hocam dedim ne olacak dedim söyle bakayım dedim. Ne geziyor Amerika'da dedim. Sen dedim sakalına bakılırsa dedim emekli birine benziyorsun dedim. Trabzon'da dedim soğan ekmek yeseydin de buraya dedim gelmeseydin bu soruyu hiç kendine sordun mu? Amerika'dakine soru soracağını kendine sordun mu dedim. Öbür amcaya dedim amca dedim bak dedim senin hiçbir günahın yok. Allah rızası için bunu al götür dedim. Kalk dedi böyle dedi vatan hainlerine dedi o zaman daha dershane olayları abla. Dedi böyle vatan hainlerine dedi para vereceğime tıraş parası alır dedi gavura veririm. Dedi. Açtım kapıyı çık dışarı dedim. Attım o zaman abla. Yani biz şunu niye anlattım abla? Bizim inancımızın esnaf olduğum demin başında dedim esnafım dedim erkek kuaförüyüm dedim. İnsana odaklı benim işim. Benim bir inancım var abla. Benim bir kırmızı çizgim var. Bu kırmızı çizgime basmadığı sürece kim olursa olsun bunun içinde sülalem olabilir kim olursa olsun basmadığı sürece benim ağam paşam herkes inancına saygım var. Kime inanıyorsa inansın ama benim inancıma bastığı zaman abla müşterim de olsa kim olursa olsun ben çizerim abla yani atarım gerekirse silerim yani beni babam satmış abla benim ölçüm bu hayattaki felsefem bu. İnancım bu. Beni babam satabiliyorsa, beni babam silebiliyorsa, beni herkes silebilir abla. Bunu bildiğim için yani kimsenin bir şey anlatmasına gerek yok ablaya. Bizim bir inancımız var. Allah'ımıza şükürler olsun inancımızın bedelini ödüyoruz. Allah kerim abla. Allah kerim. Abla şimdi bir şeyi daha söylemek istiyorum. Sosyal medyada kullanan birisi olarak da. Mesela haddime değil ama rahatsız olduğum bir konu var. Mesela gazeteci abilerimiz var. Kaç yüz bin takipçisi olan insanlar var. Bu gazetemizin, televizyonumuzun olmadığı bir dönemde, şu anki süreçten bahsediyorum. Büyük bir nimetken bu sosyal medya, bu bizim önde gözüken gazeteci abilerimiz DM'lerini niye kapalı tutuyor? Geride mesela Avrupa'da olan sen Amerika'dasın ben Almanya'dayım diyorlar oradan yazmak kolay diyorlar. Ben gazeteci değilim. Mesela Letonya muhtarı abim Mehmet Çelik abim gazeteci değil. Niye bu abiler paylaşıyor abla? O garibenin bir avuç kalmış geride kalmış bir avuç insanın. Mesela bir derdi var eşi kanser veya üst düzey rahatsız ve cezaevinde bunu gündem yapmak istiyor sesini duyurmak istiyor. Yani İyilerini o açık olanları öpüyorum başına koyuyorum. Onların altına paspas yaparım kendimi. Benim lafım o DM'sinde kapalı tutan kaç yüz bin takipçisi olan insanlara lafım. Büyük abilerime lafım. Niye kapalı tutuyorlar? Bir gün fırtına esiyor. Özür dilerim.
fırtına eserken aynı esnafa verdiğim örnek gibi fırtına dindikten sonra mı bu abilerim açacak DM'sini? Allah rızası için bu bir nimetse sosyal medya. Niye yani o geride kalan bir avuç insan da size ulaşabilse niye bu kadar ulaşılmazsınız? Niye? Bunu çok merak ediyorum yani. Mehmet Çelik abim gazeteci değil. Derdini herkes ona paylaşıyor. O paylaşıyor. Sosyal medyadaki o karşı güruhun siteleri var. Bilmem ne gerçekler. Birinci sırada kim etiketli bakın. Bu hizmetin gazetecisi Letonya muhtarı mı? Abim mi? Bu lal kesilen gazeteci abilerimiz. Çok özür diliyorum. Kafasını kuma gömen abilerimiz diyeyim yani. Yarın çoluğu çocuğu bu fırtına bindikten sonra çoluğunu çocuğunu alıp Türkiye'ye gezmeye gittiğinde muhtar gibi ve gıyabında diğer abilerin Türkiye'ye giremeyecek. Niye? Bunların lal kesildiği dönemde o mazlumun sessizlerin sesi olduğu için. İnanıyorum ki binlerce dosya var abilerimin hakkında. Bugün mesela hizmetteki abilerime, ablalarıma da söylüyorum. Allah rızası için ya. Yani Real'da isminiz ve resminiz Ömer Çiğdem gibi olmak zorunda değil. Birer yedek hesap açılsa, bir insanın iki hesabı olsa, sadece red tweet'te kullansa bunu ya. Biz ne kadar sosyal medyayı hakkıyla kullanabiliyoruz? Büyük bir nimetken, gazete, televizyon, radyo yokken, sesimizi duyurma yönünden tek kullandığımız platform burayken ne kadar işin içindeyiz? Bir gün Gergerlioğlu, HDP'den milletvekili olan, onun ellerini öperim ben. Cemaatten mi? CHP'den. Hiçbir partiyi sevmem. Ama bir gün Gergerlioğlu abim, bir gün abi demeyeyim, şimdi bir yere çekerler, beyefendi diyeyim. HDP milletvekili Sayın Ömer Gergerlioğlu cemaatten mi? CHP'den Tanrı kulu cemaatten mi? Bakın abi, hizmet ne kadar hakkını veriyor sosyal medyada bu mazlumun sesi için sahada mücadele ediyor. Onlar ne kadar bu nimeti sonuna kadar kullanıyor, o mazlumun sesini olmaya çalışıyor. Allah hepsinden razı olsun. Bu bir nimetse, bu bir güçse. Biz zamanında Türkiye'de 1,5 milyona yakın gazetemiz tiraj yaparken, atılacak manşetleri biz belirlerken, bu sosyal medyada gazete gibi ismin cismin yazılmasına gerek yok ki. Hani başıma bir şey gelir hesabı. Bugün milyonlarca insanız hizmetin içinde abla. Herkes yedek ikişer tweet hesabı açsa, sosyal medyanın her platformunda olmamız lazım. Ben bu inançtayım abla. Evet. Yedek hesap açsa ve bir gündem belirlenecekse, kadın cinayeti olur, hayvan zulmü olur, bir gün hashtag'te ne kadar sesimizi duyurabiliyoruz? Ya biz bir kitleyiz ya. Biz kendimiz basit... çalıp kendimiz mi oynuyoruz? Tabii, küçük bir cemaat değiliz ki biz. Milyonlarca sevenimiz var. Yani Real'de ismin cismin dediğim gibi yani olmak zorunda değil. Güzel bir isimle açabilirsin. O gün mesela abiler duyuruyor, şu gece şu saatte tak yapacağız diyor. Hashtag yapacağız diyor. Ne kadar hashtag yapabiliyoruz? Niye kenarda duruyoruz? Burada da sistemim bu kenarda olan abi ve ablalarım. Böyle bir nimet varken bunu kullanmayan abi ve ablalarıma söylüyorum. Niye yani sizi çekingen yapan, tedirgen yapan ne? Neden korkuyorsunuz? Evet. Bitirmeden ben de söyleyeyim. Şöyle bir şey de olabilir. Hani dediniz ya DM'ler niye açık değil? Hani bu çok bildiğimiz tanınmış gazetecilerin sadece insanlar onlara bazı ihtiyaçlarını duyurmak için değil, çok kötü küfür etmek, hani moral bozmak için de ulaşığı olabildikleri için belki DM'leri kapalıdır. Söz hakkı oluyorsa onlar da cevap verir ama sizin neden niyetinizi de anladım. Daha çok insan, daha çok insana ulaşabilsin diye DM'ler açık olsa bunun faydası olabilir dediniz. Nişah abla, sen bu geminin içindeysen bu her şeyi göze alacaksın. Baştaki mübarek bu şeyi söylemiş zaten. Dün de söylemiş, bir gün de aynısını söylüyor. Bu işin ortasındayken de bu şeyi söylüyor. Küfredecekler diyor, zulmedecekler diyor. Bunları görmeyeceksin abi. Sen bu sana gelen, özelden gelen DM'i
ölçüyü sistemi sen koyacaksın. Engelleyeceksin. Orada hani mağduriyetini bildiren birisi varsa onu değerlendireceksin. Bana birisi bir şey yazdığında abla veya birisi birisinin adına yazdığında abi böyle böyle işte bunu sosyal medyadan duyurabilir misiniz dediklerinde benim ölçüm şu. O kişinin diyorum telefon numarası var mı? Alıyorum o mağdur olan kişinin. Selamun aleyküm abi abla ya böyle bir şey geldi sizinle alakalı. Bu doğru mu? Birinci sorun bu. Ne iş yapıyordu eşiniz? Örnek veriyorum polis diyelim. Ve cezaevinde ve hasta. Peki diyorum geriye dönüp bu abinin resmi falan var mı? Gerçek polis mi? Bunu araştırıyorum abla. Bana resmini de gönderiyor. Ondan sonra alıyorum ben onu hani sosyal medyada paylaşıyorum. Yani bu her geleni de paylaşsınlar anlamına gelmiyor. Bak ben cahil birisiyim, ilkokul birisiyim. Haddime değil ama bir çerçeve koydum yani Allah. Bu sen okumuşsun, üniversite görmüşsün. Yani bunu ayırt yapmak istemiyorsun abi. Yani bu işte bulunmak istemiyor. Bunun yani şeye gerek yok abla. Buna mahne bulacak bir şey yok. Çok basit bir şey yani. Büyük bir nimet abla. Büyük bir nimet yani. Bunun hakkını vermemiz lazım. Vermesek bunu da soracak abla. Ne diyor? İlmi olup da paylaşmayana diyor mesela. Böyle bir sorgudan çek. Beş şeyden hesap vermeden gımıldayamayacak diyor mesela. Tecrüben var. Bilgim var. Bunu hayır yönünde kullan abi yani. Çok bir şey değil. Yani o kadar güzel dualar alıyorsun ki abla bak. Yemin ediyorum sana. Sana da özelden bazılarını paylaştım abla yani. Ben onları paylaşmıyorum. Çünkü nefsimin hoşuna gelecek şeyler abla. Yani ya beni sülalem sildi ama abla sosyal medyada öyle büyük bir ailem var ki benim öz annem öldü ama öz anam gibi bana dua edenler oğlum Allah senden razı olsun işte bizim söylemek isteyip de söyleyemediğimizlerimizi sen söylüyorsun. Sağına şunu oku, soluna şunu oku. Ablalarım, annelerim, abilerim, karı koca yazanlar, abi seni tak. Yani ben bundan mutluyum abi. Yani Allah ebeden razı olsun. Ben onları çok seviyorum. Hepsinden Allah razı olsun abi. Yani bu nimet, bunu değerlendirmek lazım diye acizane kendi dünyamda böyle haddime değil, özür dilerim. Gazeteci değilim ben. Bir esnafım yani abla. Yani yorumum kabul etsinler. Buna alınmasınlar. Kızmasınlar. Onların elini ayağını öperim. Hakkıyla o mazlumun yanında duran abi ablalarıma paspas yaparım kendimi ama garipler yani abla. Bir mahkemesi olacak bir dua edeni bile yok yani. Empati yapsınlar abla. Sadece bu yani. Şimdi önceki sorulara gidiyorum. Orada cevaplar arasında birkaç kez de tekrarladınız aslında. Ben bir esnafım dediniz. Sanki önemsiz bir şey gibi. Ben burada düşüncemi belirtmek istiyorum. Daha çok fikrim olsa örnekleriyle de söylerim ama esnaflar hizmet hareketinde çok değerliydi. Yani gönlünden veren ev hanımı da çok değerliydi. Esnaf abilerimiz çok değerliydi. Onun için değerliydi. Öyle söylemeyin ne olur. Onun anlamda ben kendi adıma üzülüyorum. Çok değerli. Herkes kendi şahsıyla, kendi yapabilecekleriyle bu harekette çok değerli. Ben de bu kısmı çok seviyorum hizmet hareketinde. Gönüllüler hareketi. Her zaman bir gönüllü hareketiydi. Bundan sonra da böyle devam edecek. O anlamda düşüncelerinizi alabilir miyim? Yani bir, dediğiniz gibi abdestinden şüphesi olanlar, ayrılanlar, uzak duranlar, sessiz kalanlar, konuşmak isteyenler. Ama evet. Her zaman böyleydi zaten. Gönüllü hareketiydi. Biraz anlatır mısınız düşüncelerinizi? Ya, abla demin siz söylerken aklıma bir şey geldi. Mesela şu süreçte şunları gördük. Hocam işte biraz müsaade alalım. Köşede bekleyelim. Bunun müsaadesi yok abla. Benim hayata bakış açımla, inancımla, yaşam tarzımla taşın altına elini değil gövdeni koyma günü bugün abla. Fırtına eskisi gibi esmiyor. Yüksek esiyor abla. Yara büyük. Dert büyük. Sen bu derdin neresindesin? Bugün fırtına eserken bu karede değilsen, fırtına estikten sonra hiçbir anlamı yok. Mesela ben çok severim bunu. Oruç bile mevsiminde tutuluyor abla. Mevsiminde tutarsan Allah mevsiminde tuttuğun için 1'e 1000 veriyor. Ama sonraki tuttuğun oruç nafile sayılıyor. Tutacaksan, konuşacaksan bugün mevsiminde burada olacaksın abla. Yani bu kadar sıkıntımız var. Türkiye'de ailelerimiz var. Buraya gelen ağabeylerimiz var.
Yani ben abla Allah şahit buna yani. Ya nasıl böyle yani bir abimin yanına gittim abla. Kuru bir ziyarete gittim abimin yanına. Kuru bir çekyatın üstünde yatıyor abimiz. Yaşlı bir abimiz. Ya oranın yani düşündüm yani hani benim bölgemde olmuş olsa abla yani ben yastığa başımı koyup istikbalın diyeyim yani örnek veriyorum yaylı yatağında nasıl yatabilirim ya? Ya yatamaman lazım abla. Bir gün konuşacaksın, bir gün sahada olacaksın. Bu süreç dünkü hocalarımızın bize anlattığı ve bir gün de anlattı. Ve bir gün anlatıp yaşadığımız hicret, ensar, muhacir olayı. Şimdi bir gün yaşanıyor abla. Ne yaptıysan aynı mevsiminde tuttuğun oruç gibi bire bin veriyor Allah. Bu zamanı iyi değerlendirmek lazım. Ben esnafım. Örnek veriyorum. Abla hizmet şöyle olması gerekiyor. Hoca Efendi hep diyor yani kendinden motorlu. Halid Esendir abinin güzel bir Severim o sözü. size kulakları çınlasın değerli abimin. Sizin röportajınızda bir şey söylemişti. Ya dedi bekliyor abiler dedi. Biri bir şey desin de yapalım. Neyi bekliyorsunuz dedi. Siz dedi aldığınız terbiye, öğrendiğiniz sistem yani size ölene kadar yetmez mi dedi. 3-5 kişi bir araya geldiyseniz dernek kurun ne bileyim. Hani kendinden motorlu. Ya şu bardak kalkması gerekiyorsa bunun birisinin sana kalk kardeşim Söyledim şu çünkü. bardağı yıka demesine gerek yok yani. Sen şu şeyin ucu kadar toplu iğne ucu kadar bir terbiye, bir ahlak, hizmetin içinde bulunduysan bunu bilirsin. Ya bilirsin yapmazsın ya da aman birileri yapıyor deyip köşede beklersin. Herkes inandığı kadar bu işin içinde abla. Ben bir esnafım. Düşünüyorum ya. Ben ne yapabilirim abla bak. Bir şey gösterebilir miyim? Tabii. Tabii. Bir dakika abla. Kamerayı nasıl döndüreceğim? Orada bir ekrana bastığınızda dönme tuşu var. Bak Evet. abla. Buraya ben bir yazıcı koydum. Buraya bir masa koydum. Bak abla. Buraya bir bilgisayar koydum. Mouse koydum. Bunları koydum. Kağıtlar koydum. Şimdi bunu anlatacağım size niye yaptığımı. Tamam. Şimdi abla buraya gelen ağabeylerimiz var. Bunların kağıt kürek işleri var. Dedim ya esnafsın. Ben en çok bu beyin fırtınasını diyeyim abla tıraş esnasında yaşarım. Memlekete giderim. Bütün plan projemi o tıraş esnasında yaşarım yani abla. Ya diyorum ne yapabilirim yani? Ben ne yapabilirim abi? Ben bu hizmetin içinde bir kulusum ve esnafa bu esnaf olarak ne yapabilirim? Ben mesela bunu söylerken vallahi billahi tallahi diyorum. Kim nereye çekerse çeksin. Allah kalbimi, niyetimi, zikrimi, fikrimi biliyor. Eneden Allah'ıma sığınıyorum. Ama bunu burada söylerken bir aşk şevk olsun, bir esnaf başka arkadaşlarımız var, Almanya'da ağabeylerimiz var, dünyanın her yerinde esnaflarımız var. Onlara da böyle yani haddime değil ama bir örnek olsun niyetinde bunu söyleyeceğim. Ya dedim İlham olsun. muhacir abilerimiz var. Bu insanların kağıt bastırabileceği bir yer yok. Gidip internet kafeye 10 sent, 20 sent, 50 sent vereceğine cebinde kalsın. Cebinde kalsın niyetiyle buraya gelsin. Dersini mi çalışacak? Çıktısını mı alacak? Hani bilgisayardan. Bunu bunun için koydum abla. Buraya bir mutfak yaptım abla. Bu dükkanımı açarkenki niyetim buydu. Allah biliyor buna bak. Buraya gelsin abim. Aparatif karnını doyurabilsin. Burada koltuk var abla bak. Oturmalık. Misafirini alsın. Bir kafeteryaya değil para cebinde kalsın. Küçük bir oda burası ama çok büyük işler yapıyor. Elhamdülillah. Abiler hatta buraya Özbek tekkesi diyorlar abla. Buraya gelsin aparatif karnını doyurabilsin. Çayını içsin, kahvesini içsin. Bak bunlar abla ben bu şekilde düşünüyorum. Tıraş mı ediyorum kardeşim? Benim elim tıraşa mı yakışıyor? Ben müşteriden paramı alıyorum zaten. Ben misafir abilerimden 5 euro alıyorum. Ben 10 euroya saç kesiyorum. 5 euro onlardan alıyorum. Bunu niye alıyorum abla? Buraya rahatça gelebilmeleri için. Hani sembolik manada. Allah şahit ki bunu dahi almak istemiyorum. Niye? Benim hocalarımdan dinlediğim ensar muhacir sürecini abla ben nasıl değerlendirebilirim? Bak bu gece yatarız abla bu yayın biter. Gece yatarız. Türkiye'de bir şeyler tersine döner. İşte bitti abla. Ensar muhacir o muhabbeti bu geceye kadar.
Gerisinde ne yaptım? Allah bunu herkese soracak. Nasıl beni evlilikle vesile kılıp buraya yolladıysa, ilk soruda sormuştunuz, söylemeyi unuttum abla. Ben buraya evlilikle geldim. Hep dualarımda diyorum Allah hicret sevabı saysın. Yani hizmetle tanıştıktan sonraki süremi hicret olarak saysın yani. 50 yıl, 10 yıl önce beni buraya sevk yapmış, bak bir dükkan kurdurmuş, altyapı yapmış, abilerim gelmiş, burada rahatça istihdam yapabileceği, yani rahat edebilecekleri bir ortam var yani abla. Biz bunları şey olsun diye anlatmıyorum yani, esnaf ağabeylerim var, onlar da bir şey yapsın abla. Mal mı satıyor kardeşim ya, 2-3 euro eksik al, ne olacaksan ölecek misin yani? Yapıyorlar. Keşke, ben hep şunu diyorum, Allah'ım diyorum, Akın İpek abi gibi gücüm olsaydı. Amin. Onun doğuran annenin elin ayağını öperim. Onun elin ayağını öperim. Ben hep diyorum abla yani, onun gibi bir servetim olsaydı keşke. Ben, Allah biliyor kalbim, herkes biliyor. Beni bilen biliyor abla. Kimin ne konuştu umurumda değil. Keşke olsaydı da onun gibi servetim. Hani kimidir sahabe? Servetini harcıyor da Musab bin Umeyr olması lazım radıyallahu anh, yanlış hatırlamıyorsam. Öldüğünde bütün servetini harcıyor, kapatacak elbise bulamıyorlar, kefen bulamıyorlar. Bu bir süreç. Bunu değerlendirdin, değerlendirdin. Değerlendiremedin, tren kaçtı abi. Ben bu kafadayım yani, bunu biliyorum, bunu yaşıyorum, bunu değerlendirmeye çalışıyorum. Her konuda elim neye yakışıyorsa. Bu bir nimet ya. Muhacirler Allah'ın nimeti abla. Emanetidir. Hocamız da bir nimet. Bütün abi ablalarım bir nimet. 380 bin kişilik nüfusu olan bu pertavda Allah beni almış, bu halkaya da dahil etmiş. Bu bir nimettir ya. Ya böyle abla yani. Hakkınızı helal edin. Allah nimetin şükrünü vermeyi nasip etsin. Birkaç söyleşide söylemiştim. Sizinle de tekrar etmek isterim. Benimki de bir aşk hikayesi. Allah nasip etti. Evlenip geldim. Ve inşallah sizin gibi bize niyetlerimizi de tekrar tekrar tazelemiş olalım. Bizlere hem muhacir hem ensar olma şansını verdi. Çifte yıldız gibi. Biraz önce gelmenin şükrünü vermiş oluyoruz. Biraz önce gelmenin. İnşallah kardeşlik yapmış olabiliriz gerçekten o anlamda. Çok teşvik edici oldu bu söyledikleriniz. Duygulandık, mutlu olduk. İnşallah hepimiz öyle biraz daha ne yapabiliriz diye düşünürüz. Kimse de üzülmesin. Güzel şeyler yapılıyor. Daha çok yapılsın diye gerçekten beyin fırtınaları dönmeli. Hatta bulunduğumuz yerdeki arkadaşlara, Türkiye'deki arkadaşlara yetişmek adına, güvende olmayan arkadaşlarımız var. Kaçırılma olayları oluyor. Biraz konuşmuştuk sizinle. O insanları unutmama adına Rabbim herkese her şeye yetebilmeyi nasip etsin bir şekilde. Bu bir tim işi yani. Evet abla, şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Acizane mesela sosyal medyada. Şimdi böyle bir aşkın şevkim var, böyle bir hayallerim var, böyle bir hizmetim var. Ya yani hizmetin içindeki imtihan ayrı imtihan, AKP'li grupların yaptığı fitneler, fesatlar ayrı bir imtihan yani. Şimdi ya kardeşim, bizler yorgun insanlarız abla. Bir süreçten geçiyoruz. Ya sülalemi kaybettim, ya öz babamı kaybettim abla. Yani bir bedel ödüyoruz. Ya düşünün abla, şimdi mesela örnek veriyorum, sizin eşinizin ismi ne? Ahmet diyelim, örnek veriyorum. Emin abi benimle ilgilendiğini düşün. Abla şimdi benimle ilgileniyor, bana zaman ayırıyor. Bunu yaparken nefsi yok, çıkarı yok. Allah rızası için. Efendimizin sözünün gerçekleşmesine, imanına, kurtulmasına vesile olmak. Güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır diyen bir sözü yapmak için abilerim her bir insanla ilgileniyor. Allah rızası için bu düşüncede olan Emin abinin benimle ilgilendiğini düşün abla. Gözünün önünde canlandır. Ama ben de iyi bir sosyal medya kullanıcısıyım. Bunu da bir köşeye koy. Şimdi eşin dilinin döndüğünce hizmet hareketini anlatıyor bana. Güzelliğini anlatıyor. İşte özelliklerini anlatıyor. Yavaş yavaş bana anlatıyor. Bir taraftan da iyi bir sosyal medya kullanıcısıyım. Sosyal medyadaki paylaşımları görüyorum. Ya Allah için konuşalım, realist olalım. Yani suyu bulandıran arkadaşlar için konuşuyorum. Hizmetin içinde bulunmuş,
elhamdülillah her türlü istifadesinden yararlanmış. Konuşulacak zaman konuşulmamış. Ya bu benim çok rahatsız ediyor abla. Yani bu kadar basiretliydiniz, bu kadar öngörüşlüydünüz, bu kadar her şeyi hisseden birisiydiniz. Ve kardeşim zamanında niye konuşmadınız ya? Bugün mü konuşmak aklınıza geldi? O sosyal medyada konuşanlara söylüyorum. Ben bu Almanya'da yaşıyorum abla. Ben aynı AKP'lilerin gibi, bizim dediğimiz gibi televizyondan besleniyorlar. Benim babam televizyona bakıyor, mahalle baskısına bakıyor. Korkudan bana tavır koyuyor. Aynı onun gibi bir de bizim içimizde sorgulayalım. Aynı şekilde hizmetimizin içinde kocaman büyük büyük dediğimiz abilerimiz. Kardeşim bizler yorgunuz ya. Bize konuşacaksanız sosyal medyada bir makale, resim, video adı neyse can suyu olacak bir şeyin yoksa Allah rızası için zamanında konuşmasını bilmediyseniz bari şu an susmasını bilin abi. Biz yorgunuz ya, maddi olarak yorgunuz. Her şeyimizi kaybetmişiz. Ben Almanya'da yaşıyorum. Ben bu işin içindeyim, merkezindeyim. Birileri yazıyor Almanya'da şöyle oluyor, böyle oluyor. Üstadım bir sözü var abla. Hiçbir şey dört dörtlük demiyorum. Ama ağabeylerim, ben adımın Ömer olduğunu bildiğim gibi biliyorum abla. Gayret gösteriyorlar. Hakka giriyorlar. Bu kadar insanın emeğini, gece gündüz harcalanan emekleri, önü cünü belli olmayan birileri bir şey yazıyor, alıyorsunuz bunları paylaşıyorsunuz, fokur 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 kaynıyor. Real'da abla, realist olmak lazım. Biz asıl imtihanı biz kendi içimizde yaşıyoruz şu an Gülşah abla. Biz AKP ile imtihan oluyor gibi gözüküyoruz ama biz kendi içimizde yaşıyoruz bu imtihanı. Yani bizim hamurumuz ya, bunu bana biri açıklasın ya, hizmetin içindeki en büyük abimle en küçük abim açıklasın ya. Bizim hamurumuz tedbirle yoğrulurken, insan kazanmayla yoğrulurken ve Real'da bu kadar abilerimiz kaçırılırken, benim bölgemdeki görev yapmış bir abim bir yere tayini çıktığında sen bu insanların, yani o yazan kişilere söylüyorum, nasıl ismini açık bir şekilde yazabilirsin abla? Nasıl hedef gösterebilirsin? Gittiği yere kadar ismini, soy ismini yazabilirsin. Kafamızı bulandırmasınlar. Buradan sesleniyorum abla. Söylediğimin her lafın arkasındayım. Ben hiçbir zaman inancımı, düşüncelerimi korkmadım söylemekten. Bunun aksini iddia eden varsa bu işin, Almanya'daki işin başındaki abilerim dahil her ferdine kadar hepsi Allah rızası için çalışıyor gece gündüz. Bunları görmezden gelmeyin. Kalemin varsa kardeşim, iyi hitabın varsa, diksiyonun varsa, konuşma yeteneğin varsa, bak senin buna yeteneğin yetiyor. Bir şeyleri aşk olsun diye abla, sen bunu, elin buna yakışıyor yani. Senin neye yetiyorsa kardeşim, bize aşk olacak şeyleri paylaş. Kafamı bulandırma benim. Bulandırmayın. Ben esnafım abla, bu kulaklar nelere şahit oluyor ya? Kaç kişinin katilisin? Emin abi benimle uğraşırken, bana emek harcarken, ben oradaki paylaşımları görünce ben hizmeti sevme gibi bir şansım olabilir mi abla? Benim direkt katilim olacaksın ya. Bu sosyal medyada ya, bunlar kim abla? Bunlar hizmetin içinde, burada soruyorum. Büyük abilerime soruyorum. Halit Esendir abime soruyorum. Bahattin Karataş abime soruyorum. Hepsine soruyorum. Bunlar ilk dairenin abileri abla. Şimdi bu insanlara dem vuruyorlar. Bu kişiler. Siz yokken Hoca Efendi'nin yanında bu insanlar vardı. Aynı Efendimizin yaşadığı bir olay var. Bir yerde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bir şey olduğunda, bir tartışma gibi bir şey oluyor. Kızıyor, gidiyor Efendimiz. Orada diyor ki siz yokken diyor Ebubekir benim yanımdaydı diyor. İsmail Büyük, Çelebi abi dahil hepsi bunlar birinci dairedeki abiler. Bunlara dem vuruyorlar şimdi abla. Yani bizim vallahi gücümüze gidiyor abla. Yani bundan etkilenmemek imkansız abla yani. Güzel şeyler konuşun abi. Güzel şeyler paylaş. Elin neye yakışıyorsa onu yap yani. Yani hizmet, soruyorum o abileri, birinci dairedeki abileri, bunu izleyenler yazsın, cevap versin. Özelden yazsın. Ya hizmetin içinde böyle bir ekip mi kuruldu kardeşim? Ona ahkam kes, buna sen şusun de, sen busun de. Savcı mısın, hakim misin? Hizmetin karar makamı mısın? Doğruluk makamı mısın?
sen paylaştığın doğruysa neye göre doğru, yanlışsa neye göre yanlış. Yani insan bundan etkileniyor abla. Ve kulaklarım şahit buna. Bir sürü insan şu an bunu konuşuyor abla. Güzel şeyler paylaşın da biz de onları konuşalım abla. Bu sıkıntımı da söylemek istedim. Aklıma geldi konuşmanızın arasında. Özür ben diliyorum. Estağfurullah. Ben hiç bölmedim. Yani konuğumsunuz. Söylediğiniz her şey çok değerli. Katılabiliriz, katılmayabiliriz. Ancak hiç bölmek bile istemedim. Bazı insanların sesi olduğunuzu düşünüyorum şu anda. Ama sizden farklı düşünenler de var. O sebeple benim bulunduğum ülkeden öğrendiğim şey de bu. Dilerim yanlış değildir. Çok ben kendi adıma doğru olduğuna inanıyorum. Susmayı söylemek doğru değil yani. Hani hayır konuşun, hayırlı işlere vesile olacak güzel işler yapın diye tavsiyede bulunabilir ama konuşmamayı tavsiye etmek belki çok uygun olmuyor. Ama kesinlikle mesajınızın iletildiğini düşünüyorum. Birçok insan dinleyecek şimdi. Teşekkür ederiz, böyle açık açık güzelce söylediniz. İşle alakalı sorayım size ablam. Buyurun. Şu yaptığınız iş, mezureyi alın, hani kendi nefsinizin boynunuzun ölçünü bir ölçün. Ben bu yaptığım işte acaba hayıra mı vesile oluyorum, şere mi vesile oluyorum, insanların kafasını illaki bunu kendi dünyanda sorgularsın abla. Ve tabii, bunu devam ettirmen senin hani nasıl diyeyim sana, doğru yaptığına, güzel bir şeylere vesile olduğunun bir belirtisidir. İnşallah. Yani insanları konuk almanız, konuşturmanız, onların işte yaşantısını, düşüncesini, fikrini, bunu inandığınız için yapıyorsunuz. Bu işin demini tutan abilere soruyorum. Alsınlar mezureyi, ben şere mi, fitneye mi, suizana mı, yoksa kardeşliğin büyümesi adına ufufeti mi genişletiyorum? Bunu sorsunlar. Sadece tarafsız olarak, insan olarak, Allah rızası için bunu sorsunlar. O vicdanın sesini hiçbir zaman kesemezler abla. Bir yerde bir olay işlersin abla, o günkü yalanlarınla bilmem neyle onu kapatırsın. Ama o içindeki sesi kesemezsin ve bir gün emniyete gidersin. Kardeşim bu cina 10 yıl geçer, 20 yıl geçer. O yaşadığın süre içerisinde o ses gitmediği için bir gün gidersin o nefesinin o sesi dindirme adına. Kardeşim bu olayı ben yaptım dersin. Yapılan işi bir mezureyi alsınlar, ölçsünler. Sadece bunu istiyorum yani abi. Mesaj alınmıştır. Teşekkür ederiz. Son soru. Dokunuyorsa dokunsun abla. Benim ismim, resmim, ben hiçbir paylaşımında inancımı, düşüncemi saklamadım. Esnaf olduğum halde. Sen içinde tutarsın. Ben açık açık sevdiğimi söylüyorum. Burada müşterimin yanında söylüyorum. Fethullah Gülen cemaatindenim diyorum yani. Kesinlikle çok önemli bir ayrıntı bu arada. Ben kendi adıma tebrik etmek istiyorum. Sizin işiniz, kaç kez altını çizdiniz, insana bağlı. Birçok insan bu korku yüzünden insan kaybetmek, müşteri kaybetmek sebebiyle çekinebilirdi. Maşallah, barakallah. O noktada çok dik duruş göstermişsiniz. Tebrik ediyorum. Zaman gazetesini kapandığında abla, ben dükkanda yokken benim elemanım dedi ki yaşadığım bir olayı anlatayım. Siz konuştuğunuzda aklıma geldi. Hatta sosyal medyada da o paylaşımım duruyor. Zaman gazetesi işte biri gelmiş, bu gazete böyle şöyle demiş. Bana da eleman gelince her şeyi öttü dedi. Böyle böyle oldu dedi. Böyle vurulmuşa döndüm kafamdan. Dedim telefonun kamerasını aç. Gazeteyi aldım elime böyle. Dedim şimdiki müşterilerime ve yeni olacak tüm müşterilerime sesleniyorum. Bu yazdıklarımı iyi okuyun dedim. Ben yokken dedim dükkanda böyle böyle olmuş. Bu dedim gazete sizin babanızın parasıyla alınmıyor. Bana 9 euro 10 euro veriyorsunuz diye beni satın almıyorsunuz. Bu gazete gerçekleri yazan, kalemi satın alınamayan bir gazetedir. Bu ben var olduğumca hem evime hem dükkanıma gelecek dedim. Bundan rahatsız olan varsa da gelmesin dedim. Yine hırsımı alamadım abla. Duygularımı içime atan bir insan değilim. Zamana da bırakmam, anında yaşarım böyle o anki yaşadığım olayı. Elimde yakışmaz. Ben video falan yapıyorum, böyle paylaşıyorum. Hepsini cep telefonundan yapıyorum. Bilgisayardan anlamam. İnternet kafe vardı. Girdim abla oraya. Zaman gazetesinin logosunu aldım. Photoshop'tan böyle amatörce. Bir de Banka Asya'nın şeyini aldım. O zaman banka mevzusu da vardı. Cama koca bir afiş yaptırdım. Dedim ki Zaman gazetesi aboneliği olana, bir de dedim Banka Asya kartı olana %10 indirim. Bu durduğun yerin şeyidir abla. Ben buradayım kardeşim. Benim dükkanıma geleceksen
Bu niyetle geleceksin. Ben saç kalının içinde rızkını arayan birisiyim abla. Hırsızlık yapan korksun. Ben ne abilerimi, ne ablalarımı, ne hocamı olan sevgimden ben tabiri caizse şöyle diyeyim. Arabamızdan bile geri fitesi söktürmüşüz abla. Park edeceğimiz zaman az bir geriye taksan gireceksin mesela. Sokağa yeniden dolaşıp geliyoruz. Geri fites yok yani. Biz hocamızın arkasındayız abla. Yani çok bir şey istemiyoruz abla. Sen benim büyük bir abimsen, sen benim büyük bir ablamsan bana örnek ol ya. Bana kötülüğü aşılama abi. Ben sizlere bakıyorum. Sizlerden örnek almaya çalışıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Sen bu kadar yaşanan süreçte insanlar çocuklarını kaybetmiş, annelerini kaybetmiş, cezaevlerinde ölüyorlar, şehit oluyorlar. Yani bu kadar sıkıntımız var abla. Biz neyle uğraşıyoruz? Ya yaralıyız ya. Bana moral ver abla. Hiçbir şey yapamıyorsan gözyaşı dök. Hiçbir şey yapamıyorsan ya samimiyetini göreyim abla. Biz de biliyoruz kimse dört dörtlük değil ama bir filmin içindeyiz. Girmişik bir sevdanın içine. Çok duygulu bir konuşma oldu benim için. Teşekkür ederim yani. Çok içten konuşuyorsun. Yani hiç bölmek istemiyorum ama. Büyük büyük cümleler kullanıyorum ama bardak dolu abla. Bardak söyleyene dolu. Değil, söyletene bakıyoruz. Söyleneni duymaya çalışıyoruz. İyi de söylese, kötü de söylese. Kardeşim ya, abilerimiz var ya. Kimse sahipsiz değil ya. Her gelen kafasına göre bir yerlere gelmiyor. İstişare kararıyla geliyor. Sen de açıkla. Senin heyetin kim? Sen hangi şeye hizmet ediyorsun? Yeni bir yapılanma mı var? Yeni bir çık ilan et. Ben de yeni bir cemaat kurdum da. Sana inanan kim varsa peşinden gelsin abi. Ona da saygımız var. Şimdi yeni bir soruyla farklı bir pencere açmak istiyorum. Esnaf bir abimiz olarak Ömer abi. Afrika gezilerine katıldığınızı duydum. Evet. Esnaf bir abimiz olarak Afrika gezileri, bu tip geziler sizlere ne kattı? O ayrı bir dünya abla. Allah ebeden razı olsun o vefakar, cefakar, önden giden abi ablalarımızdan Allah ebeden razı olsun. Ben demin söylemiştim sohbetin başında, Ülke Ocakları meçrebiyle yetişmiş, oralarda yetişmiş birisi olarak bize anlatılan o milliyetçiliği, işte masal gibi anlatılan diyeyim, o şekil milliyetçiliğini ben işte kırılma noktalarından birisi de odur. Afrika'ya gittiğimde gördüm. Senegal'a. 26-27 senelik geçmiş olan bir Senegal. 7 veya 9 tane okulumuz vardı. O bize masal diye anlatılan milliyetçiliği orada yaşayan abilerimi gördüm. Engin abi, Adem İnce abi, Musa abi, ya Ekrem Töse abi, bir sürü abilerim var. Onların Cihan abi, hele Cihan abi bir bölgede 282 kilometre gittik abla. Onun yanına gitmek için. Ve bu adam Antalya'da üniversite bitirmiş. Tek başına o beldede hanımı, bir de yanlış hatırlamıyorsam küçük bir çocuğu vardı Cihan abinin. Allah ebeden razı olsun. Biz onun yanına gitmek için 282 kilometre yol gittik. Yardım dağıtmak için o beldedeki. Başına bir şey gelse abla, böyle hayal ediyorsun. Empati mi denir? Hani böyle karşılıklı düşünürsün ya. Abi merkezdeki Senegal, Dakar'daki okulu arasa, abi yetişin başıma bir şey geldi dese, bizim okuldaki merkezdeki abiler gidene kadar 282 kilometre Afrika'nın yolunu düşün. Canı çıkar adam. Ve bu adam Antalyalı ya. Tek başına fethetmiş orayı. Yetimhane yetimhane geziyoruz. Cihan abi var mesela. Allah ebeden razı olsun. Derneğin başındaki abimizdi. Bütün yetim projelerini yapan. Allah ebeden hepsinden razı olsun. Ben gittim. Gözümle gördüm. Köy köy dağıttık. Mezra mezra gezdik. Birileri konuşsun dursun. Bunlar yok Amerika'ya gidiyor. Yok bilmem nereye gidiyor. Herkes bu işin içinde abla. Herkes mücadele ediyor. Bizim sistemimizde durağanlık yok. Bekleme yok. Herkes hareket halinde. Gücü ne yetiyorsa. Almanya'ya gelen abilerim bile
Hepsi böyle çatır çatır Almanca çalışıyor. Hepsi hareket halinde. Sistemi öğrenmişler. Biz sokaktaki sıradan bir insan değiliz ki. Ben gittim Afrika'ya abla, gördüm abilerimi, ablalarımı. Hala da ilişkim devam eder. Bazıları hicret etti. Okullarımızı kapattılar orada. Bilmem işte ne vakfı. Onlar hep el koydu onlara abla. Yani çok güzel gezilerimiz oldu orada. Allah ebeden razı olsun. Duadan başka onların ismini paylaşırım da devamlı zaten onları. Hepsini isim yad ediyorum mu denir yani. Onlara Allah'ın rahmeti, selamı, her şey onların üstünde olsun. Dünyanın neresinde hicret etmiş Allah'ın ismini, peygamberimizin o hadisi şerefini gerçekleştirme adına hicret etmiş, bu yolda ölmüş, hepsini duayla yad ediyorum. Yani bu yol için abla, bunların yanındayız biz, bu abi ablalarımız. Bir tane babamız değil, bin tane babamız feda olsun. Sülalem bir tane değil, bin tane sülalem feda olsun. Her şeyimi kaybedeceğimi bilse abla, hiç kimse kalmasa bile şu hizmette, ben yine Allah ayağımı kaydırmadığı sürece ben hocamın yanındayım. Yani biz bu abilerden işte bak abla, o Cihan abim beni çok etkilenmiştir. Yani tek başına adam Antalya'da güneşte şezlongda yatmak varken Afrika'nın çölünde orada açmış bir kültür merkezi orada sistemi çevirmeye çalışıyor. Ya bunlar abla normal. Akıllı açıklanabilecek şeyler değil. Değil abla yani. Bunu o ya bak abla annesin, babayın. Yeri oluyor kızımızdan 8 yaşında biri de 4 yaşında. Mutfaktan su getirtiremiyoruz ya. Su. Yeri oluyor of puf ediyor. Ya kardeşim ya düşün ya abla. Onlar bakıyor bir cami imamı olarak görüyor ya. Allah ona sen çıkacaksın bir kürsüye. Ben detaycıyımdır abla. Çıkacaksın bir kürsüye. Bir kelimeyi iki kere tekrarlamayacaksın. Hocamın detaylarıyla alakalı konuşuyorum abla. 5 saat takır takır konuşacaksın ve diksiyonun çok iyi olabilir. Çıkarsın 10 saat de konuşursun. Ama bir şeyin eksik. Tesirin eksik kardeşim. Sen o kürsüde Allah dediğinde önünde oturan cemaat 1000 watt elektrik yemiş gibi yerinden fırlayacak. Eşine sor ya. Amerika'da cuma namazına gidiyordur mesela. Hayatında görmüş mü hoca orada bir caminin kapısına yakın oturuyoruz ki bir an önce kaçalım diye yani. Bu tesir işte abla. Hocamızla uğraşmaların sebebi de bu. Lan diyor ben de Allah'ı anlatıyorum diyor. Ben de aynı peygamberi anlatıyorum diyor. Ben şöyle bir ayağa kalktığımda diyor arkamda kimse yok diyor. Ama her şeye rağmen bak bedel ödüyoruz abla. Çoluğumuz çocuğumuz gitmiş. Meriçlerde şehit veriyoruz. Biz hala niye hizmet diyoruz? Sen maaş mı alıyorsun? Ben maaş mı alıyorum bu hizmette? Yani bir herkes akıllılar biz miyiz deli yani? Kafadan mı? Bana diyorlar hala mı diyorlar böyle abla? Bunlarla hala lan diyorum. Benim hayat felsefem şu abla. Yazıyorum da bunu. Sokakta bile gezerken diyorum abi ablalarım başınızı dik gezin. Böyle kafanızı aşağı eğmeyin. O gezerken çünkü herkes sana bakıyor. Sen bimlenmişsin böyle onlar için abla. Böyle dimdik yürüyeceksin abi. Ben buradan evime giderken, evimden buraya gelirken abla hep dikkat ederim bu detayla. Dimdik yürüyorum. Böyle karşıdan da bir tane bir güruh geldiği zaman o küfür şebekesinden böyle kürdan alırım dişimi karıştırırım. Karnım belki gurul gurul öter açlıktan ama alırım böyle dişimi karıştırırım o sansın beni kebap yedi. Bu şekilde bile mesaj vereceksin abla. Çünkü davana inanıyorsan arkasında olacaksın. Neden korkacaksın ya? Hırsızlık yapanlar korksun. Alacaksalar inandığım yolda alsınlar. Öleceksem inandığım yolda ölürüm ya. Ben bu yolun doğru olduğuna inanıyorum abla. Bugün bu yüzden böyle konuşuyoruz. Maaş almıyoruz. Ne bileyim bir şey almıyoruz yani. Allah'ın rızasından başka bir beklentimiz de ondan bile o rızayı bile istemiyoruz yani. Allah görüyor yani mutlaka Zillal suresinde dediği gibi son iki ayetinde kim Bismillahirrahmanirrahim kim diyor zerre kadar bir kötülük yaparsa bunun zerre diyor bak atomu bile es geçmemiş Allah. Mükafatını alacak diyor. Kim zerre kadar iyilik yaparsa diyor mükafatını alacak diyor. Sahibimiz Allah'sa imtihanın sahibi Allah'sa abla kadere böyle kollarını açıp teslim olmak kalıyor abla. Ama burada teslim olmak var derken böyle teslim olmayacaksın.
sisteme karşı sistem geliştireceksin. O bir deliği kapatacak. Sen 10 tane alternatif delik şey yapacaksın. Benim bütün sosyal hesaplarımı engellediler Türkiye'de Allah. Facebook, Twitter, YouTube, Periscope hepsini engellediler abla. En son bir Instagram vardı. Lan diyordum oraya uymadılar. 10 Aralık insan hakları bildirisini Düsseldorf konsolosluğunun önünde okudum. Güçlerine gitti demek ki. 3 gün sonra o hesabımı da kapattılar. Ben Karadenizliyim. Ben inatçı adamım. Hayır da inatçıyım. Aynı gün, kapattıkları gün, yani engelledikleri gün hesabım Şakirtmen 57. Şakirtmen 57 yeni açtım. Onu kapatsınlar, daha yeni açacağım. Onu kapatsınlar, en yeni açacağım. Yani ben o sesi, benim elimde o hocamın derya olan o sesi, 1973'ten 2020'ye kadar olan o sesi, ben bakıyorum gündeme göre bir sürü o hocamızın anlattığı orada mevzular var. Allah dostu her şeyi anlatmış. Keramet bekleyenlerin böyle gözüne sokma misali. Adam her şeyi anlatmış. Ya şunu da söylemek istiyorum. Bana yazanlar var abi ablalarımdan. Ya abi işte malımız gitti, şöyle oldu, böyle oldu. Kardeşim, hoca efendi hangi kitabında, Hodri Meydan diyorum, hangi kitabında, hangi videosunda bu yolun güllük gülistanlık olduğunu size vaat etti. Bu yolda ayağınıza diken bile batmayacağını vaat etti. Bu hoca efendi ailesini fiili olarak bize gösterme adına, örnek teşkil etmesi adına YouTube'da duruyor, silmediler. Sadullah abi miydi rahmetlik? Kardeşi anlatıyor asrı aşan sırlarda. Hepimizi topladı diyor hoca efendi diyor. Sizden özel bir şey konuşacağım. Bütün akrabayı eşrafları topla. Bakın her şey bugün güllük gülistanlık. Yarın size benimle olduğumuz için ceza atacaklar. Malınıza çökecekler. Bugün silecekseniz beni bugün silin. Yarın bana işte senin yüzünden oldu bilmem. Bunları demeyen, diyen, özür dilerim, diyen hoca efendi, iğneyi ilk önce o dediğiniz çuvaldızını kendine batıran hoca efendi, bugün her şeyiyle bedelini ödeyen hoca efendi, sülalesinden kimse kalmadı. Niye dem vuruyorlar hoca efendiye? Bugün başına sana demedi mi bu yol dikenli, bu yola girenler her şeyi baştan göze almak, göze almış olsun diyen hoca efendi değil miydi de bugün başına gelenlere ah uh diyorsun? Elhamdülillah de. En azından zalim tarafında değilsin. Yani kimsenin hakkı yok hoca efendiye. İçimizde o sosyal medyada birileri bir şey yazıyorsa hizmetin geneline biçmeyin kardeşim. Şahıslar kötüdü. Hizmet şu suyu, içindeki su gibi ak ve pak. Onu kirleten bizim dilimiz, onu kirleten bizim kalemimiz, onu kirleten oramız buramız oynaması, affedersin abla. Yani o gün başka konuşuyorsun, yarın başka. İşine gelince öv, işine gelince söv. Böyle bir şey yok abla. Bu adamlığa da yakışmaz, dürüstlüğe de yakışmaz, insanlığa da yakışmaz. Söylediğin arkasında dur. İnancına inanıyorsan. Son bir cümle alalım o zaman. Sorular bitti. Sadece ha, bir tek bir sorum kaldı. Onu da isterseniz onunla bağlayalım. Son cümlelerinizi de duymuş oluruz. Özlediniz mi Türkiye'yi? Neyi en çok özlediniz? En son abladan... En son annemin cenazesine gittim abla. Bundan 5 yıl olacak. Yani ellerimle defnettim. Kendime şöyle bir söz verdim abla. İşte annemin sevgimi, hani her insan paylaşır ya annesini babasını. Demiştim kendi nefsime, dedim yani bunu abla. Bu kadar abi ablam sıkıntı çekerken, hani kaybette olsun, cezaevinde olsun, şimdiki mesela kanserli o çocuk annesinden ayrı mesela. Kendime dedim haya sayıyorum, bir daha dedim şey paylaşmayacağım dedim. Çünkü annem benim en değerlim abla. Canımı yakmak için hep o da küfür ediyorlar. Çok ağzı dualı bir insandı o. Bugün her küfüre, küfürle karşılık verenlere gelsin benim lafım. Ben dedim çok ağzı bozuk bir insan. Benim anneme küfür ediyorlar.
Ben hoca efendi için ayıp, bütün hesaplarıma baksınlar. Bir kere cevap vermedim abla. O koca koca abiler her lafı söylüyorlar. Bize çok iyi örnek oluyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Ben bir anne ismini duyduğunda burnumun direği sızlıyor abla. 5 yıl oldu en son gittiğimde. Bir daha da gidemedim. Hiç önemi yok. Gerekirse burada yaşayacağım. Süreç bitmesin. İsterse kıyamete kadar bitmesin. Dün söylediğimin bir gün 10 katını söyleyeceğim. Allah ayağımı kaydırmadığı sürece. Gerekirse o annemin mezarına gözlerim açık gidecek belki abla. Ama bir söz var. Çok hoşuma gitmişti abla. Sinop'ta yaşayamasak da Sinop'u kendi içimizde yaşarız. Ama bu zalim sisteme, bu zalimin çanak tutan hepsine eyvallah demeyeceğiz abla. Bunu herkes bilsin. 5 yıl oldu gitmeyeli. Hiç önemi yok abla. Hiç önemi yok. Sağlık olsun. Rüyalarımızda gidiyoruz. Rüyalarımızda bile bize tavır yapıyorlar. El selam veriyoruz. Selamımızı anlıyorlar. Olsun. Rüyalarımızda bile yaşatıyorlar yani. Yaşatsınlar. Hiç önemi yok abla. Allah razı olsun Ömer abi. Estağfurullah, özür dilerim. Çok mutlu olduk. İyi ki katıldınız programımıza. Çok güzel şeyler öğrendik. Aşk, şevk dolduk. Allah ebeden razı olsun. Aşkınızı, şevkinizi arttırsın. Evlatlarınız da sizin gibi. Küheylan olsun inşallah. Böyle bitirmiş olayım. Dua ediyorum abla. 2 tane kız çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Bir abim demişti, dua et demişti. Şakirtlere gitsin diye. Çok hoşuma gitmişti ve o günden sonra hep dua ediyorum. Allah 2 çocuğumu hizmetin içinde anlı secdeli böyle şakirt abilerime nasip etsin. Ben de babaları olarak ömrüm olursa böyle abileri onlara hedef verdiğinde böyle kurban olsun ne bileyim. Kızım kaç dedi senin hocam? 5 mi dedi? 5 de benden yazıyorsun oraya. Böyle arkalarında dimdik onların yanında olacağım. İnşallah hizmete nasip olurlar. Hizmetin içinde diyar diyar koştururlar inşallah. Ben de arkalarında bir dağ gibi olurum. Hocamın hediyeleri var. Böyle abilerimizle hayırda yarıştığımız için başımızdaki abilerimizin verdiği hediyeler var. Hoca Efendi'den gelme. Onları çok saklıyorum. Özenle saklıyorum. Allah ömür olursa onları damatlarıma vereceğim abla. İnşallah. Onun hayalini kutluyorum. Kız damat. İyi bakalım. Allah razı olsun Ömer abi. Teşekkür ederiz. Hakkınızı herkese hakkını helal etsin. Size yazmıştım abla bu şeyi teklif ettiğinizde. Ben çok konuşmayı beceremem. Kitabın ortasından konuşurum. Çabuk kavga yaparım. Yani fıtratım gereği böyle duygularımı içime atan birisi değilim. Yayını seyreden abi ablalarımız hakkını helal etsin. Türlü liçan ettiysek affola, hakkını helal etsin. Buradan da hocama 2 kelam bir şey söylemek istiyorum. Bunu çok seviyoruz. Hiçbir şeye üzülmesin. Türkçe olimpiyatlarında bir pankart yaptırmıştım. Sen sakın üzülme canım hocam. Biz birbirini seven karşılıksız. Sen sakın üzülme canım hocam. Biz birbirini karşılıksız seven kocaman bir aileyiz diye bir pankart yaptırmıştım. Onu da göstermişler hoca efendiye. Molla abiler bana demişti, yazmıştı. Sabah namazından geri dönüşünde abi senin resmi gösterdiler diye. Dua etmiş. Biz onu seviyoruz. Allah ona gelen bize gelsin, bize çarpsın. Yani Allah ona uzun ömür, sağlık, sıhhat versin. Hiç üzülmesin. Allah onu sağından, solundan, önünden, arkasından gelecek olan insi, cinni, tüm şerlerden, müsibetlerden, istiramlardan, hepsinden muhafaza etsin. Ve bunun bununla beraber abi ablalarımız da bu duanın içinde olsun inşallah. Bu yolda şehit olan abi ablalarımız, çocukların da yüzüsü hürmetine inşallah bu süreci bir an önce bitirsin, sonlandırsın. Allah
bildiği gibi yapsın. Hoca Efendi'nin arşivde dediği gibi diyeyim. Allah'ın hani afları varsa affet ama afları da yoksa sen bilin diyor Hoca Efendi. Sen biliyorsun Allah'ım. Allah'ımıza havale ediyoruz. Allah var, gam yok diyoruz. Kimse üzülmesin. Kimse sıkılmasın. Dik dursun. Benim acizane bir hizmetin içinde bir hiç olarak da abi ablalarıma diyebileceğim bu abla. Allah hakkı razı olsun. Helal etsin herkes. Özür evet. diliyorum. Yanlış bir şey konuştuysam. Allah razı olsun inşallah. Kendinize